Arkadaşlar merhaba, ee, şimdi tarih dersinin ilk konusu olan tarih bilimine giriş ve ilk çağ uygarlıkları ile ilgili daha önce çıkmış soru örneklerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk soru örneğimiz 2012 yılındaki YGS'den alınmıştır. Ee, Diyarbakır yakınlarında bulunan ÇEÖ'nü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir demiş. Malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir diyor. A şıkkında av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması diyor. Bu avcılıkla ilgili bir unsur olduğu için ticaretin var olduğunu buradan anlayamayız. B şıkkında tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması. Bu daha çok tarıma yönelik bir durum. Burada ticaretten bahsediyor soruda. Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması demiş. Bu da daha çok tarımsal faaliyetlerle alakalı. Milattan önce 7000 yılında tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması demiş. Bu da dokumacılığın olunduğunun göstergesi. Ama arkadaşlar C şıkkına bakıldığında kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması. Soruda bahsedilen bölge Diyarbakır Çöğünü bölgesi ve Diyarbakır Çöğünü bölgesinde eğer ki deniz kabukları bulunuyorsa bu olası bir ticaretin var olduğunun göstergesidir. Bu deniz kabukları ticaret sayesinde o bölgeye gelmiş demektir. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Evet, bir başka soru 2011 yılındaki YGS'de çıkmış. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlu tüccarlara ait Karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Tarih biliminde bu bilgilere 1 paleografi, 2 arkeoloji, 3 antropoloji bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir demiş. Arkadaşlar burada bakıldığında paleografya, yazı bilimi olduğunu biliyoruz. Arkeoloji, toprak ve su altındaki kalıntıları inceler yani kazı bilimidir. Antropoloji, ırk yani insan bilimidir. Kayseri Kültepe'deki kazılarda dediğine göre arkeoloji bilimi burada devreye girer. Ve burada çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuş. Çivi yazısıyla yazılmış dediğine göre paleografya bilimi de gelecektir. Ancak ırk biliminin, antropoloji biliminin bununla bir alakası yok. Çünkü zaten burada tüccarların Asurlu olduğu bilinmektedir. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin cilalı taş devrini yontma taş devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz demiş. Arkadaşlar A şıkkına bakıldığında köylerin kurulması iki dönemi birbirinden ayıran bir özelliktir. Köylerin kurulması sadece Cilalı taş çağına ait bir özellik. Tarımla uğraşılması yine cilalı taş çağına ait bir özellik. Dokumacılık ve hayvanların evcilleştirilmesi yine cilalı taş çağına ait bir özellik. Ancak cilalı taş ve yontma taş devrinin ortak özelliği her iki dönemde de araç ve gereç yapımının olmasıdır. Dolayısıyla cevap C şıkkı olacaktır. Bir başka soru örneğimiz arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarından biri olan Hititlerle alakalı. Hititlerin ilk zamanlarında bir fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi, iki prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi, 3- ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması, durumlarından hangilerinin feodal tımar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunabilir demiş. Arkadaşlar feodal tımar sisteminden bahsediyorsa fethedilen topraklarının yönetiminin prenslere verilmesi zaten bunun göstergesidir. Ve bu prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık savaş sırasında asker ve araba temin etmesi de yine feodal yapılanmanın olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani D çıkacaktır. Evet bir başka sorumuza bakıldığında 2009 yılında sorulduğunu görüyoruz. İlk çağda Mısır'da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı halde Mezopotamya'da kerpiç ve tuğladan yapılmış. Taş Mısır'a nazaran daha az kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor A. Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır'ın etkisinde kalmıştır demiş Ancak arkadaşlar taş Mezopotamya'da az kullanılan ya da kullanılmayan bir malzeme A şıkkını geçtik Mezopotamya'da sanattan çok bilime önem verilmiştir diyor Ki üste verilen açıklamada böyle bir şeyi bilemeyiz Mezopotamya mimarisinde dini duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur Ama yukarıda bununla ilgili açıklayıcı bir bilgi yok C şıkkını da geçtik Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihi açıdan değerlendirmelerini kolaylaştırmıştır demiş. Bunda yine üste verilen açıklamayla ilgisi yok. Mezopotamya'da daha çok kerpiç malzemenin, Mısır'da ise taş malzemenin kullanılması o bölgenin coğrafi şartlarından kaynaklandığı için cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani coğrafi durum ve yaşam şartlarının farklı olması sanatta da etkili olmuştur. Müzik